Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Umarım introyu beğenmişsinizdir. Oldukça emek harcadım. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Eğer hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bugün çok güzel bir ayakkabım var. Çok severek giydim. Zaten severek giydiğim zaman da introlar da değişiyor, videolar da değişiyor. Ayakkabı kutumuzla başlamak istiyorum arkadaşlar. Freak 4'ün kutusu aynı Freak 1, 2, 3'te olduğu gibi aynı şekilde yapılmış. Çok bir farklılık yok, sadece renklerini değiştiriyorlar. Tekrar tekrar ayakkabı kutusunu bu şekilde önümüze koyuyorlar. Biraz Vinyl'ları benzetiyorum. Vinyl'larda sürekli aynı şeyleri yapıyorlar çünkü. Ayakkabımızı elimize alalım. Görseliyle başlamak lazım ama öncesinde geçenlerde hatırlarsanız Nike'da çok tuhaf şeyler oldu. Normalde bu ayakkabı 2200-2300 seviyesinde gezerken bir anda bu renginin fiyatı 1500'e düştü. Instagram'dan da paylaştım. Orada alanlar da olmuş. Ben bir tane daha almayı düşünmüştüm hatta. Fakat birkaç saat sonra 2500 TL'ye tekrar fırladı arkadaşlar fiyatı. Yani fiyatı 2500 TL şu anda almak isterseniz maalesef durumlar bu şekilde. Umarım indirimler tekrar olur ve tekrar düşer diyorum. Ve dizayn detaylarıyla da incelememize başlamak istiyorum. Görsel olarak arkadaşlar benim beğendiğim bir Freak oldu. Özellikle 2 ve 3'ten sonra benim baya baya hoşuma gittiğini söylemem lazım. Freak 1'i beğenmiştim. Yine bu da onu çağrıştırdı. Hem performans olarak hem de görüntü olarak. Öncelikle şu alttaki detaylara bakmak istiyorum. Birçok isim göreceksiniz. Ayakkabının tabanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı isim var. Burada ailesinin, annesinin, babasının ve çocuklarının ismi yer alıyor. Nike Swoosh işareti iç tarafta biraz daha farklı bir desen verilmiş. Ayakkabının orta tabanında yine dalgalı dalgalı güzel desenler var. Alt tabanıyla uyumlu olarak. Ters Swoosh işareti hem görüntü katıyor hem fonksiyon katıyor. Dilinde ise Yenis'in logosu mevcut. Arkada yine aynı şekilde ve ön tarafta Stay yazıyor. Birçok ayakkabıda bu şekilde bir kullanım var. Ve yastıklamasını belirten de Air Zoom logosu buraya konmuş. Dediğim gibi görselini beğeniyorum. Ayağımda çok güzel durdu. Ayağıma çok yakıştı. Sizler ne dersiniz? Ayağımda beğendiniz mi? Giyer giymez hoşuma gitmişti. Bu beni sevindiren bir ayakkabı oldu. Neden? Çünkü Freak 3'ü arkadaşlar hiç ama hiç beğenmemiştim. Ona göre çok iyi işler yaptığını düşünüyorum birçok noktada. Şimdi zaten tek tek anlatacağım. Sizler de eğer Freak 3 giyiyorsanız, severek tercih ettiyseniz bence bu ayakkabıya bayılacaksınız. Onun nazaran dediğim gibi birçok noktada gelişme kaydetmişler. Fiyatı tabii biraz pahalı. Hangi oyunculara uygun derseniz arkadaşlar aslında 1 numaradan 5 numaraya herkese uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii ki guardlara, forvetlere daha uygun ama bence yine pivotlarda giyebilir. Yani her kesime uygun, herkesin giyebileceği güzel bir ayakkabı olmuş. Hemen ağırlığına geçelim. Evet, pillerini 3-4 defa değiştirdim arkadaşlar. Bütün pilleri de kullandım ama maalesef tartımız bozulmuş, çalışmıyor. Gramajını söyleyemeyeceğiz. Performans detaylarıyla devam etmiş olalım ve her zaman yaptığımız gibi tabanından başlayalım. Tabanında çok güzel çıkıntılar var. Adeta dalgaları andıran güzel güzel çıkıntılar var. Bunun yanı sıra tabii ki ayakkabı bölümlendirilmiş. Hem şöyle görüyorsunuz yandan buradaki zoom ünitelerinin, air zoom ünitelerinin ortasından hem de ayakkabıyı ikiye ayırmışlar. Bu da performans açısından yine etki edecek bir kullanım olmuş. Arka kısım bir nal gibi, ön kısım da aynı şekilde bağımsız bir alan gibi kullanılmış. Taban tutuşu noktasında arkadaşlar gayet iyi işler yaptı. Benim hoşuma gitti. Oynadığım saha oldukça temizdi, oldukça pürüzsüzdü. Dolayısıyla herhangi bir şikayetim olmadı. Bir de durmam gereken yerde durdum ve ani duruşlarda, ani yön değişikliklerinde de yine çok iyi derecede yardımcı oldu. Biraz daha içerisinde vakit geçirmeniz gerekiyor. Özellikle tozlu sahalarda oynuyorsanız biraz daha ayakkabıyı kırmanız ve bu ayakkabı içerisinde zaman harcamanız gerekiyor. Taban tutuşuna benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.7 olacak arkadaşlar. Dediğim gibi çok memnun kaldım. Her zaman yaşadığımız problemlerden biri biliyorsunuz. Tabanda kullanılan plastiğin fazla güçlü olmayışı. Yine burada da aynı durum mevcut. Gördüğünüz gibi şöyle elimle şöyle hareket ettireyim, görüyorsunuz arkadaşlar. Rahat bir biçimde hareket edebiliyor. Şu çıt çıt seslerini de duyuyorsunuz. Bu ayakkabıyla dışarıda oynarsanız patır kütür tertemiz edersiniz. Tavsiye etmem kesinlikle. Dışarıda oynamaya uygun değil. İç sahalarda gayet iyi iş yapacak ama dışarıda kullanmanızı tavsiye etmem. Yine tabanda gördüğümüz bu ayrık özellikler ne işe yarayacak peki? Arkadaşlar çok daha esnek bir oyun sunacak size. Yanis gibi sizler de sık sık Eurostep yapıyorsanız veya farklı şekillerde yere iniyorsanız ayakkabının hem arkasında hem önünde diyelim ki köşelerinden iniyorsunuz. Bu ayakkabıya şu görmüş olduğunuz bükülme imkanını sağlıyor. Tabii ki çok yüksek bir şekilde bükülüp ayağınızı sakatlamanıza da izin vermeyecek şekilde de bir yapılanma mevcut.
Ama bu tarz kullanımlar her zaman güzel olur. İkiye bölümlendirme hem yatay hem dikey sizlere daha esnek bir taban yapısı sunacak. Yani gördüğünüz üzere daha rahat edeceksiniz ki bu inanın hissediliyor. Ben bile hissettiysem sizler çok daha hissedebilirsiniz. Hemen bir tık yukarı çıkalım ve yastıklamasına gelelim. Yastıklaması Freak 3'te kullanılan yastıklamayla birebir aynı gibi duruyor. Fakat inanın çok daha farklı hissediliyor. Nedir bu farklar? Hemen ondan bahsedelim. Öncelikle bu iki tane zoom bölmelerinin konduğu yerler biraz daha gördüğünüz gibi çeperlenmiş. Orada daha açıktı. Fakat çok da tamamıyla kapatılmamış. Yani böylelikle bu yastıklamalar genleşebiliyor. Üstüne bastığınız zaman genişleyecek alanlar bulabiliyorlar bu boşluklardan. Çok çok güzel geldi. Ayağımın altında tam istediğim tatlı bir yastıklama vardı. Freak 3'teki dengesizliği ortadan kaldırmışlar. Biraz daha çeperleyerek, biraz daha bunları baskılayarak gördüğünüz gibi daha ufak açıklıklardan gözüküyor. Tam ihtiyacınız olan dediğim gibi yastıklama var, etkiden koruma var, yere düştüğünüz zaman sizleri koruyacak ön ayakta iyi bir yastıklama olmuş. Biraz daha koşu ayakkabılarını da andırıyor, biliyorsunuz Nike'da son zamanlarda bu şekilde hem koşu ayakkabılarında hem spor ayakkabılarında, hit ayakkabılarında, antrenman ayakkabılarında bir kullanım mevcut. Ben çok seviyorum, hoşuma gitti. Yine burada da gayet tatlı bir yastıklama olacak. Ayrıca arkadaşlar arkada kullanılan Eva köpüğü diye Nike bunu açıklamış. Oldukça tatlı, güzel bir etkiden koruma yine sunuyor. Çok sert değil, çok yumuşak değil. Arasında güzel hem bir form veriyor hem de dediğim gibi iyi bir etkiden koruma sunacak. Bu yastıklama da benim gayet hoşuma gitti. Yine vereceğim puan 10 üzerinden 8.7 olacak arkadaşlar. Genel baktığımız zaman oldukça iyi bir alt kısım diyebiliriz. Ve belki ayakkabıdan memnun olmadığım kısımlara, yani üst kısımlara geçebiliriz. Üst kısımda ise birçok farklı değinmemiz gereken noktalar var. Alttan yukarı çıkan yapılarla başlayalım. Şu görmüş olduğunuz Nike logosu dışarıda büyük bir şekilde. İçeride ise şu Nike logosunun önünden çıkan bu köpükler sizlere iyi bir kitlenme sunacak. Beğendiğim noktalar olarak bundan başlamak isterim üst kısımda. Hem de sizlerin sağa sola yapacağınız hamlelerde dışarıya doğru çok güzel bir engel mevcut. Beğenmediğim noktalar ise bütün Freak serisinde bununla karşılaşıyoruz. Biraz daha bütçeli model gibi yaklaşıyorlar ve daha dandik, daha ucuz hissettiren materyaller kullanıyorlar ayakkabının her bölümünde. Tabii bu materyallerin, bu kumaşların hepsi birbirinden farklı. Mesela bu biraz daha plastik hissediyor. Bu tamamıyla plastikmiş gibi duruyor. İç kısımda daha fileli bir mesh yapısı mevcut. Arka kısımda ise biraz daha dikişli dikişli. Topuktaki ise tamamıyla farklı. Birden çok dediğim gibi kullanılmış. Bu tabii ki çok hafif olmasını sağlıyor. Ayakkabı gerçekten hafif. Maalesef tartımız bozuldu ama tartabilseydik ciddi bir hafifliği olduğunu görürdünüz. Ayakta özellikle hiç hissedilmiyor. Üst kısım havadar, ince, hafif olmasına karşın uzun süreli kullanımlarda kolay yırtılabilir, kolay harcanabilir bir yapıda. Özellikle sert basketbol oynuyorsanız, itişip kakışıyorsanız hani bu size uzun vadede nasıl yardımcı olur? İnanın çok bilemiyorum. Ön kısımda ön parmaklarımızı koruyan bir üst katman kaynatılmış. Şekilsel olarak güzel gözükse de dediğim gibi uzun süreli kullanımlarda çok da yardımcı olmayabilir. Materyallere vereceğim puan benim 10 üzerinden 8.1 olacak arkadaşlar. Daha iyi yapılabilirdi kesinlikle. Tepeden bakıldığında daha iyi anlaşılıyor. Yana doğru çıkıntı. Ayağınız gayet dengeli, gayet güzel. Güvende hissediyorsunuz. Yana yapacağınız hamlelerde bu yana çıkıntı da oldukça iyi bir şekilde sizleri tutuyor. Yani ayağınız yana doğru fırlıyormuş gibi hissetmiyor. Zaten buradaki Nike logosuyla gayet güzel olacak. Bağcıkları da güzel sıktığınız zaman ayakkabıda kitlenme benim çok hoşuma gitti. 45 numara aldım. Her zamanki basketbol numaram. Sizler de daha önceki basketbol ayakkabılarınızda ne giyiyorsanız bu ayakkabıda da aynı numarayı tercih edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Destek noktasında bileğinin low oluşu belki bilek korumasını azaltabilir ama bağcıklarınızı sıkı sıkı bağladığınız zaman ben gayet dediğim gibi içinde iyi hissettim. Hani materyalleri biraz daha kaliteli olsa daha iyi bir destek sunabilirdi ama ben dediğim gibi hoşnut kaldım. Özellikle yan kenar çıkıntısı, ayakkabının yastıklamasının çeperlenmiş olması Freak 3'e nazaran daha iyi geldi. Yine destek noktasında vereceğim puan 10 üzerinden 8.7 olacak arkadaşlar. Biraz 8.7'lerden gittik ama hani ne 8.5 8'ler kadar kötü, ne 9-9.5'lar kadar iyi. Hani arasında tatlı bir ayakkabı olmuş. Bence Freak serisinin performans açısından en iyi ayakkabısı olmuş diyebilirim. Dili gayet basit ve ucuz hissettiren noktalardan bir tanesi. Özellikle şu iç kısımdaki delikli mesh yapısı da baya baya dandik hissettiriyor. İç kısmında da hiçbir şey yok. Dediğim gibi materyallerde biraz cömert davranmış olabilirim 8.1 vererek. Belki 8'in altına düşer miydi? O kadar da değil canım diyorum. İçinde ise pusula var. Bu pusula diğer ayakkabının dilinin üzerinde arkadaşlar. Böyle farklı bir kullanım olmuş. Bilek koruması aman aman büyük işler yapmıyor. Çok normal, çok basit. Daha bütçeli versiyonlarda gördüğümüz bir bilek yapısıyla topuk
kitlenme hissi sunuyor. Dediğim gibi aman aman büyük işler yapmasa da idare eder bir bölüm olmuş. Topuğu da daha fazla sünger kullanabilirlerdi veya farklı şekillendirebilirlerdi. Ama fazla burada emek harcamamışlar. Genel itibariyle ayakkabının alt kısmında güzel işler yapılmış ve şu ters Nike işareti aynı Freak 1'i hatırlattı bana. Birebir bu şekilde miydi hatırlayamıyorum ama kutuyu açıp bakmaya da üşendim. Evet, bu şekilde arkadaşlar incelememizi sonlandırabiliriz. Toparlamak gerekirse ayakkabı birçok noktada güzel. Eksikleri var mı? Var kesinlikle ama her basketbolcunun alıp mutlu olacağı, gayet güzel bir biçimde basketini oynayacağı, çok uzun süreler olmasa da saha içinde temiz kullanımda yine kullanım süresinde artacağı İyi bir basketbol ayakkabısı olmuş. Bence şu anda piyasada bulunan güzel taban yapılarına sahip ayakkabılardan bir tanesi. Güzel bir rengini özellikle indirimden bulursanız kaçırmayın. Ama ben abi Free'yi çok seviyorum, almak istiyorum dediğiniz noktada da sizleri gayet mutlu edecek iyi bir basketbol ayakkabısı olacak. 1 numaradan 5 numaraya da herkesin giyebileceği iyi bir taban tutuşu, iyi bir yastıklama, üst kısımda kitlenme ve hafif oluşuyla her tip basketbolcuya hitap ettiğini söyleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım yine sizlerin de keyif aldığı bir inceleme olmuştur. İçinden dışından her şeyinden bahsetmeye çalıştım. Ama bazen incelemelerde atladığımız noktalar olabiliyor. Aşağıya yorumlara yazarsanız, eğer videoda bahsetmiyorsam cevap veriyor oluyorum. Veya sizler aldınız, kullandıysanız sizler de tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Bu şekilde bazen takipçi arkadaşlarım birbirine yardımcı olabiliyor. Benim de hoşuma gidiyor. Yorumlarda bakıyorum bayağı konuşmalar dönmüş. Güzel oluyor. Farklı tecrübeler, farklı fikirler de her zaman bu kanalda hoşgörüyle karşılanıyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dice bugünlük out.